TV'nin ekranlarından merhaba sayın seyirciler. Anlamak için programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı. 1 Kasım seçimlerinin neticenin ne olacağı merakla bekleniyordu ve AK Parti 49,5'luk bir oy oranıyla bir galibiyet, açık ara bir galibiyet elde etti. Tabii 7 Haziran'dan bugüne AK Parti'yi bu başarıya taşıyan sebepler nelerdir? Seçmen muhalefete hangi mesajı verdi? HDP'de ve milliyetçi muhafazakar kesimde MHP'de neden oy kaybı yaşandı? Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan G20 zirvesi, tüm bu başlıkları stüdyo konuğumla değerlendireceğiz. Bugün Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz bizlerle birlikte, Bingöl Milletvekili aynı zamanda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında biraz ayağınızın tozuyla geldiniz seçim bölgenizden. Şimdi seçimi genel olarak konuşacağız. Neden bu sonuç çıktı? Seçmen siyasilere hangi mesajı verdi? İrdeleyeceğiz ama Bingöl'de hava nasıl? Seçim öncesi ve seçim sonrası. Bingöl'de gerçekten muhteşem bir seçim yaşadık. Buradan Bingöl halkına şükranlarımı sunuyorum. Bir önceki seçimde %47 olan oy oranımızı %65'e taşımış oldu Bingöl halkı. Onlara müteşekkiriz gerçekten. Yani her 10 kişiden yaklaşık 7 kişinin oyunu aldı AK Parti. Bu tabii bizim için çok büyük bir onur, şeref. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. İlçelerimizde gezerek teşekkür ettik. Genç ilçemize, Solhan'a, Karlova'ya, merkezdeki bazı beldelerimize, Ilıcalar beldemize buradan özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde en yüksek oy veren beldelerden biri oldu. Evet. Bu tabii bence önemli bir mesaj. Yani özellikle Bingöl'ün verdiği mesajın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir mesaj? Bu mesaj aslında daha fazla huzur isteği, daha fazla istikrar isteği ve yine doğuya, güneydoğuya bakışta böyle tek tipçi bir yaklaşımla gitmememiz gerektiğine dair, oradaki çoğulculuğu göstermesi bakımından bence çok önemli bir mesaj. Evet. Bunun ben Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet, muhakkak. Buradan şimdi genele dönmek istiyorum. Çünkü benzer aslında bir takım hususlar var. İstikrar talebi, barış ortamı, işte terörün tekrar ortaması insanları ciddi manada rahatsız etti. AK Parti'nin 1 Kasım seçiminde elde ettiği başarının temel sebepleri şöyle genelde ne? 7 Haziran'dan bugüne ne değişti de böyle bir başarılı çıktı ortaya? 7 Haziran seçimlerini yaparken başka konular tartışılıyordu. Ve AK Parti'nin tek başına iktidarı sanki yani devam edecek, burada bir sorun olmaz gibi bir yaklaşım vardı. Genel havayı söylüyorum. 7 Haziran'dan sonra ise Türkiye aslında istikrarsızlığın ne demek olduğunu hissetti. Yani hem ekonomik alanda, hem sosyal alanda, siyasi alanda maalesef seçimden sonraki süreçte birçok terör grubunun eş zamanlı saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ekonomide yine bu istikrar, daha doğrusu siyasi belirsizliğin evet, getirdiği sorunları yaşadık. Sosyal alanda tartışmalar yaşadık. Bütün bunların neticesinde vatandaşımız bir karar verdi. Ve 1 Kasım seçimlerinde temel tartışma noktası şu oldu. AK Parti tek başına iktidara devam etsin mi etmesin mi? Evet. Burada da etmesinin daha hayırlı olacağına karar verdi vatandaşımız. Burada ben iki kavramın çok kilit olduğuna inanıyorum. Nedir onlar? Bir tanesi huzur, diğeri istikrar. Evet. Yani istikrarı az önce söylemeye çalıştım. Son 13 yılda Türkiye bu kadar başarı sağladıysa bunu istikrarla, siyasi istikrarla sağladı. Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmuyor. Siyasi istikrarın olmadığı yerde demokratik reformlar gerçekleşmiyor. Siyasi istikrarın olmadığı yerde dünyada daha etkili bir güç haline gelemiyorsunuz. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı ise huzur ortamı. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra bu çok yönlü bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Maalesef. Maalesef. Yani etnik gerekçeleri kullanan terör örgütleri, dini gerekçeleri kullanan, mezhebi gerekçeleri kullanan adeta koordineli, eş zamanlı bir saldırıya geçtiler. Bu da vatandaşımızda doğrusu huzura ilişkin beklentiyi, talebi arttırdı. Ve bunun adresi olarak da AK Parti'yi yine gördü vatandaşımız. Ve sahiplendi. Daha merkezde, evet, işte Türkiye'nin bütününe hitap eden, bütün etnik gruplara, bütün inanç gruplarına, bütün bölgelere hitap eden bir merkez parti olarak
AK Parti'ye bir yönelim gerçekleşti. Evet. Bundan dolayı da tabii çok mutluyuz. Bu peki şaşırtıcı bir netice miydi? Bekleniyor muydu? Yani bu da yani genel anlamda anketlere baktığımızda doğrusu beklentilerin üstünde bir netice olduğunu söyleyebilirim. Şunu görüyorduk doğrusu. Ben de sahada 8-9 tane ili gezdim bu süreçte. Her gittiğimiz yerde şu söyleniyordu. Yani 7 Haziran'a göre AK Parti çok daha iyi olacak, çok daha güçlü olacak. Ama bunun dozajını hiç kimse doğrusu tam olarak tahmin edemedi. Biz anket firmalarının da yaptığı çalışmalarda daha düşük bir netice görünüyordu. Ama halkımız son sözü söyledi tabii. Evet. Gerçek anket seçim. Seçim günü. Dolayısıyla halkımızın kararını hep birlikte orada görmüş olduk. Beklentilerin üstünde bir destek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de 13 yıl gibi bir tek başına iktidar süresinden sonra bu ölçüde bir desteğin veriliyor oluşu gerçekten çok istisnai bir durum. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Evet, aslında AK Parti'nin bu başarısı siyaset bilimi açısından da çok şaşırtıcı bir durum. Çok okunabilen, kestirilebilen bir sonuç değil. Şimdi çok haklısınız. Yani normalde muhalefet partileri güçlenir. Hani iktidar yıpratır. İktidardayken bazı konularda eksikleriniz olur. Bazen hata yapabilirsiniz bir iş yaparken. Dolayısıyla normalde muhalefet güçlenir. Ama biz de çok şükür 13 yıllık bir iktidar döneminden sonra her iki kişiden birinin oyunu alarak devam ediyoruz. Evet. Bunun tabii kıymetini bilmek durumundayız. Bu bizi bir rehavete sevk etmemeli. Her an böyle diken üstünde olmamız lazım. Evet, yani bu sürekli bir şekilde o sorumluluğun bilincinde olmamız lazım. Bu bize ağır bir sorumluluk ve ağır bir emanet aslında. Evet. Ve gerçekten bu seçim çalışmalarında ben şunu gördüm Nil Hanım. Buradan onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. İsimsiz kahramanlar var. Yani bir görünen yüzü var siyasetin. İşte bizler, adaylar, teşkilatlar, gönüllü gelip çalışanlar, bizim yanımızda olanlar. Bunlar işin görünen tarafı. Evet. Bir de görünmeyen bir kitle var, bir toplum var, sessiz bir çoğunluk var. Ama bu kitle içinde sabah akşam dua eden var, koşturan var. Kendisini hiç göstermeden, bizim yanımıza gelmeden, partimize uğramadan ama toplum içinde gayret eden, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, hayırlı olan neyse onun güçlü olması için koşturan insanlar var. Evet. Ben onlara isimsiz kahramanlar diyorum doğrusu. Onlara özellikle gönülden teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ifade bu. Seçim günü de sosyal medyada da çok paylaşılan bir fotoğraf karesi vardı. Genç bir adam sırtında annesini taşıyor. Oy kullanmaya götürüyor ve bir eliyle de işte, Rabia işareti yapıyor. Yani bu çok ayrı bir tavır gerçekten. Yani bunu yapan insanın hiçbir beklentisi yok. Evet. Hiçbir menfaat için veya işte görünmek için, şunun bunun için değil. Bunu hayırlı gördüğü için, bunu doğru gördüğü için, ülkemizin geleceği için çok önemli gördüğü için yapıyor. Ve gerçekten bu insanlarımıza müteşekkiriz. Bu sonuç işte onlar sayesinde alınıyor. Bu onların tek başına onların zaferidir diyebiliriz. Yani çünkü bu seçim gerçekten öyle. Evet. Gerçekten öyle. Yoksa biz hani AK Parti, eski AK Parti bizler sonuçta toplumun bildiği insanlarız. Esas tavır koyan toplumun kendisi. Ama bu da dediğim gibi bizi bir rehavete sevk etmemeli. 1 Kasım seçimlerini 7 Haziran'la birlikte hep düşünmeliyiz. 7 Haziran'ın da ben her işte bir hayır vardır denir ya. Evet. O da aslında bence hayırlı oldu. Sonuçta AK Parti'nin bir kendi iç muhasebesini yapması için, kendisini bir gözden geçirmesi için, nerede eksiğiz, nerede daha iyisini yapabiliriz, nerede vatandaşımızın beklentilerine tam karşılık veremiyoruz. Bütün bunları aslında çok iyi analiz etti AK Parti. Evet. 1 Kasım sonuçlarının biraz da bunu yansıttığını düşünüyorum. Diğer partiler bunu yapmadılar maalesef. İnşallah şimdi yaparlar. Ama şimdi de bence şunu analiz etmeliyiz. Daha geniş saha çalışmalarıyla bu oy artışını ve bunun arkasındaki beklentiyi bizim çok iyi analiz etmemiz lazım. Ve buna çok iyi karşılık vermemiz lazım. Evet, şimdi beklentiler demişken kuşkusuz seçim vaatleri kendi başına bir partiye oy getiren bir husus değildir. Fakat önemli bir göstergedir. AK Parti'nin
1 Kasım için hazırladığı seçim beyannamesi çok beğenilmişti. İlk kamuoyuyla paylaşıldığı vakit. Şimdi seçimin akabinde bu tabloda ortaya çıkınca şu merak ediliyor. Vaatlerle ilgili çünkü beklentiler de var. Nasıl bir sıralama olacak? Önceliklerini AK Parti'nin bu beyannamede yer alan seçim vaatleriyle ilgili. Şimdi AK Parti 7 Haziran'da da kapsamlı bir beyanname hazırlamıştı ama o dönem maalesef gündemi daha çok muhalefet meşgul etti. 1 Kasım'ın önemli farklılıklarından biri de bu oldu. 1 Kasım'da yine gündemi AK Parti belirledi. AK Parti'nin vaatleri belirledi. Burada da hemen hemen her kesime dönük somut vaatlerimizle toplumun karşısına çıktık. Gençlere dönük özellikle çok güçlü bir gündem oluşturduk. İşte bedava internetten girişimci gençlere desteğe, genç desteğe yeni bir program oluşturmaktan, işte faizsiz proje desteklerine kadar birçok ciddi mevzalar da veriliyor aslında. Evet, ciddi. Bir ilk işe giren bir gencimize bir yıl ücretsiz ücretini kamunun ödemesi, bütün bunlar gençlere dönük vaatlerimiz. Çiftçilere dönük işte bu yem ve gübreden KDV'nin kaldırılması, esnafa dönük 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği, emeklilerimize dönük ilave 1200 lira yıllık artış, asgari ücretliye dönük 1300 lira asgari ücret gibi böyle her kesime dönük somut hayata değen vaatler ortaya kondu. Ve şimdi bunları gerçekleştirme zamanı. AK Parti'nin siyasi geleneğinde hep şu olmuştur. Ne dediysek onu yapmışızdır. Sözlerimizin arkasında hep durmuşuzdur. Allah'ın izniyle bu vaatlerimizi de birer birer şimdi hayata geçireceğiz. Özellikle bu vatandaşımızla yakından ilgili diyebileceğimiz hususlara daha fazla öncelik vereceğiz. Yani önümüzdeki süreçte 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık muhtemelen eylem planlarımız olacak. Önce bir hükümet programımız olacak tabii. Bunu da seçim beyannamemize dayalı hazırlayacağız. Hep öyle yaptık biz. Seçimde vatandaşa ne dediysek, ne söz verdiysek, önüne ne koyduysak şimdi bunu bir hükümet programına dönüştüreceğiz. Hükümet programından sonra da eylem planlarımızı ortaya koyacağız. Bunlar dediğim gibi kısa vade, orta vade, uzun vadeli unsurları içermiş olacaklar. Ve birer birer bu sözlerimizi inşallah hayata geçireceğiz. Evet. Yani verilen tüm vaatler yerine gelecek peyderpey. İnşallah. Belli bir zamanlama. Elbette belli bir zamanlama. Bazıları işte kanun gerektiriyor. Meclis çalışmaya başlayınca kanuni düzenleme yapılacak. Bazılarında bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Bazıları işte idari bir takım çalışmalarla gerçekleştirilecek hususlar. Her birinin özelliğine göre bu belli bir takvim içinde gerçekleşecek. Evet. Şimdi seçimlerden, 1 Kasım seçimlerinden önce şöyle bir şey vardı. Muhalefette özellikle ve muhalefeti destekleyen medya mensupları içerisinde, medya yayınlarında AK Parti bir daha asla tek başına iktidara gelemez. Böyle bir şey mümkün değil. Bir koalisyona gidiyoruz. Bu sandıktan, bu seçimden bu netice çıkacak deniyordu. Ve bunda çok net, çok emin ifadeler kullanıyorlardı. Şimdi muhalefetin yani toplumun eğilimini okuyamaması enteresan bir durum değil midir? Yani bu başlı başına bir problem değildir. İşte, yani muhalefetin tabii kendisini sorgulaması gerekir bence. Ama evet. Ben hani muhalefetin yerine kendimi koyup onlarla ilgili fazla da konuşmak istemem doğrusu. Ama elbette bütün partiler bu sonuçları alıp önlerine koyup değerlendirmek durumundalar. Ve hiçbir zaman vatandaşı suçlayamayız biz. Bakın 7 Haziran'da biz ne dedik AK Parti olarak? Oyumuz düştüğünde vatandaş yanlış yapmış demedik. Evet. Vatandaş her zaman haklıdır. Biz kendimize dönüp bakmalıyız dedik. Biz nerede vatandaşa fikirlerimizi iyi aktaramadık, nerede eksik kaldık, nerelerde açığımız var, bunlara baktık. Doğrusu da budur diye düşünüyorum. Vatandaş, seçmen her zaman haklıdır. Kendisini sorgulaması gereken partilerdir. Evet. Biz seçmeli değil, kendimizi sorgulamalıyız. Seçmeni sorgulayanlar aslında kendilerini çevreye kapatmış partilerdir. Seçmeni yeterince dinlemeyen partilerdir. Dinlemek derken dinlemek çok önemli bir şey Nil Hanım. Yani aktif dinlemeyi kastediyorum. Gerçekten kendi ön yargılarımızı, kendi kurgularımızı bir tarafa bırakıp topluma gidip doğrudan toplumla bir diyalog içinde toplumun, insanımızın taleplerini, beklentilerini almak. Siyasetin özünde bence bu var. AK Parti'nin başarısı da buradan geliyor. Evet. Yani milletle iç içe olacaksınız, milleti dinleyeceksiniz, milletin gerçek taleplerini ve beklentilerini alacaksınız. Millet adına düşünmeye başladığınız andan itibaren kaybedersiniz.
İşte buna, bu şeye kesinlikle girmemek gerekiyor. Biz %41 gibi çok başarılı bir aslında performans sergilediğimiz halde, bakın kendimizi çok fazla sorguladık, birçok araştırmalar yaptık, evet, odak grup çalışmaları yaptık ve bu aslında başarıyı da getiriyor. Yani 1 Kasım başarısının altında bu da yatıyor. Tabii ki bu muhasebe olmadan 1 Kasım'ı biz, evet, göremezdik. Dolayısıyla bir taraftan da şunu gördük bu seçimlerde. Böyle garanti bir seçmen kitlesi yok hiçbir parti için. Evet. Artık seçmen böyle takım tutar gibi çok katı bir seçmen yok karşımızda. Hızlı bir şekilde kayabilecek bir seçmen kitlesi de var. Bu bence bunu da gösterdi. Bakın 7 Haziran'dan 1 Kasım'a çok büyük bir süre değil ama çok ciddi bir oy kayması gerçekleşti. Demek ki seçmen artık çok daha esnek bir şekilde yaklaşabiliyor. Bu bütün partileri de daha dikkatli olmaya zorlamalı diye düşünüyorum. Evet. Yani kolay elde edebilirsiniz belki desteği ama kolay kaybetme ihtimaliniz de var. Dolayısıyla sürekli bir dikkat içinde seçmenle bu yakın diyaloğu devam ettirmeniz bu gerekiyor. Bu çok önemli bir husus aslında Sayın Bakan. Şimdi AK Parti'nin 1 Kasım başarısının altında farklı dünya görüşlerinden, siyasi görüşlerden insanların da oy verdiği, kiminin belki ilk kez işte oy verdiği şey yapılıyor. Mesela sol cenahtan, milliyetçi kesimden, işte HDP'den hepsinden aldı. Bunu programın ikinci bölümünü değerlendireceğiz ama AK Parti'nin tüm siyasi görüşlerden oy alabilecek o yapıyı oluşturması, üzerine konuşulması gereken bir şey. Bu nasıl başarılı oluyor? Çok doğru. Biz oluyor? İşte hep Türkiye'nin omurgası diyoruz AK Parti. İşte bu boşuna bir kavram değil gerçekten. Bir merkez parti ve bütün duyarlılıklara hitap eden bir yapısı var AK Parti'nin. Bu kolay bir durum değil. Bu pozisyon gerçekten kolay değil. Diğer partilerin çoğu ya bölgesel bazda ya bir takım meseleler bazında belli alanlara yoğunlaşmış partiler. AK Parti ise hem bölgesel bazda hem de konu bazında bütün toplumu kucaklayan bir konumda. Bir merkez parti konumunda. Bu yönüyle de her taraftan oy alabiliyor. Evet. Yani bu gerçekten önemli, dediğiniz gibi her üç partiden de aslında, CHP'den de, MHP'den de, HDP'den de, değişen oranlarda da olsa AK Parti'ye yönelen bir seçmen kitlesi oldu. Bu AK Parti'nin işte bu merkez konumunu tahkim eden, pekiştiren bir durum diye inanıyorum. Bunu da kaybetmememiz lazım. Yani Türkiye merkeze daha çok geldi bu 1 Kasım'da ve AK Parti'nin şahsında aslında, evet, kurumsal şahs temsilinde Türkiye'de toplum daha merkezde bir bütünlük arayışı içinde olduğunu da ifade etmiş oldu. Evet, burada belki siyaset yaparken ya da siyasi kestirmelerde bulunurken toplumun eğilimini ve tercihini de yabana atmamak, hafife almamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Toplumumuz o kadar ince ayar yapıyor ki, tabiri caizse gerçekten bu kadar milyon seçmen, evet, böyle bir tabloyu nasıl oluşturdu diye hayret ediyorsunuz. Toplumun bir sağduyusu var, bir feraseti var, bir basireti var. Ve bizim hiç tahmin edemeyeceğimiz ölçüde her şeyi takip ediyor, inanın. Yani toplum neyin olduğunu, kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor ve gayet iyi değerlendiriyor. Çok da bilinçli bir toplumuz diye düşünüyorum bu anlamda. Yani siyasi bilinci yüksek bir toplumuz. Bakın, gelişmiş dediğimiz bazı ülkelerde bu kadar yüksek bir siyasi bilinç yok toplumlarda. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri, o bile dediğim, evet, gidin bakın, Amerikan başkanlığı toplumun %25'i seçer. Yarısı katılır aşağı yukarı seçimlere. Toplumun %25, birçok insan ilgisizdir. Neyin ne olduğunu bile takip etmez. Ama bizde çok şükür çok aktif bir toplumumuz var. Her şeyi takip eden, işte %90, yurt içi baktığınız zaman %87'nin üzerinde bir katılım oldu. Temsil anlamında meclisimizde %97'yi aşan bir yansıma söz konusu. Geçen dönemden farkı şu oldu ama, geçen 7 Haziran'daki meclisimiz de temsil açısından iyiydi ama istikrar üretememişti. Şimdi hem siyasi temsili üreten bir meclisimiz var, hem de bunun içinden bir siyasi istikrar çıktı. Evet. Yani gerçekten çok, siyaset bilimi açısından da çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Temsille istikrarın bir arada olduğu bir döneme giriyor Türkiye. Bu bizim için bir şans gerçekten. Bir fırsat penceresi. Ben hep altını çiziyorum. Bu yıldan 2019'a kadar artık yeni bir seçim yok. Ne, evet, bir genel seçim, ne yerel seçim, ne cumhurbaşkanlığı seçimi. Bizim bu fırsat penceresini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Temsil gücü çok yüksek bir meclisle
istikrarlı bir hükümetin birleştiği bu dönemi reformlar için, Türkiye'nin dönüşümü için çok iyi değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu reformları ve bu fırsat penceresini ikinci bölümde konuşalım. Buradan devam edelim istiyorum. Çok önemli hususlar. Kısa bir ara vereceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz bizlerle birlikte. Tam böyle fırsat penceresi diyordu. Önemli bir konu. Ben oradan devam etmek istiyorum. Bu arada sosyal medyadan da çok fazla sorular geliyor. Biz demin seçim beyannamesi, vaatleri konuştuk. En çok gelen konulardan birisi taşeron işçiler hususu. Bu fırsat penceresi hem somut bir takım adımlar, bir taraftan reformları da içeren bir husus. Taşeron işçiler ve genel bir değerlendirme yaparsak sevinirim. Öncelikle taşeron işçilerimizle ilgili hususa değineyim müsaadenizle. Bu konuda bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. Kanunu çıkmıştı geçen dönem. Şimdi ikinci düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Burada da Maliye Bakanlığımız, sorumlu bakanlığımız, ilgili diğer bakanlıklarla birlikte çalışıyor. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere sendikalarla, ilgili tüm taraflarla birlikte bir çalışma yürütüyor. Bu işçilerimizden asli işlerde çalışanların bir listesini oluşturacaklar, bir sınıflandırma yapacaklar. Buna dayalı olarak bu kardeşlerimiz kamuda istihdam edilmiş olacak. Olmayanlarla ilgili olarak da inşallah iyileştirici adımlarımız devam edecek. Onu belirteyim. Bu tabii bunu bekleyeceğiz. En kısa sürede inşallah Maliye Bakanlığımız bu çalışmayı bitirdiğinde hepimiz net tabloyu görmüş olacağız. Evet. Reformlar. Reformlarla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Ülkeler iki sebeple reform yapıyorlar Nil Hanım. Ya krize girdikleri için veya vizyonları, hedefleri olduğu için. Bizde hangisi? Bizde şu anda çok şükür son 13 yılda vizyonla reform yapan bir ülkeyiz. Yunanistan, işte bir takım başka ülkeler gördük bu süreçte. Kriz yaşayan ülkeler, küresel krizden ciddi ölçüde etkilenen ülkeler reform yapıyorlar ama ister istemez yapıyorlar. Yani başka çareleri kalmadığı için. Geçmişte de Türkiye böyleydi. 2001'de yapılanları düşünün, 94 krizini düşünün. Bütün o dönemlerde krizden dolayı ister istemez reform yapmak zorunda kaldı ülkemiz. Şu anda ise biz diyoruz ki artık Türkiye kriz yaşamasın. Reformlarını kriz yaşamadan yapmayı beceren bir ülke olsun. Bunu da nasıl yapacağız? Vizyonla. İşte 2023, 2053, 2071 diyoruz. Türkiye'yi üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna yükseltmekten bahsediyoruz. İnsani kalkınmada, yüksek insani kalkınmadan en yüksek insani kalkınma ligine Türkiye geçmeli diyoruz. Peki nasıl olacak bunlar? Bu kritik eşiği nasıl aşacağız? Reformlarla. Bu konuda da ciddi bir hazırlığımız var. Başbakanımızın ilan ettiği 25 dönüşüm programı, adalet stratejisi, şeffaflık stratejisi, birçok alanda sanayi stratejimiz, bütün bunlar hazır. Hepsini aslında hazırlamış durumdayız. Birçoğu toplumla paylaşılmış durumda. Şimdi bunları uygulama zamanı. Evet. Kanun gerekiyorsa meclisten kanun çıkarma, başka idari tedbirlerle bunları hayata geçirme sürecindeyiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye yeni bir hamle yapmış olacak. Nasıl ki 3000 küsur dolarlardan 10.000 dolarlar seviyesine geldiysek, şimdi de çok daha yüksek bir seviyeye doğru yürüyeceğiz. Ve diğer ülkelerden de pozitif bir şekilde ayrışacağız. Bugün dünyada çok iyi bir dönemden geçmiyoruz. Bunu kabul açar edelim. Açar mısınız bunu? Evet. Pozitif anlamda ayrışmak. Şöyle, yani dünyada bir olumsuz atmosfer var. Ve bu birçok ülkeyi olumsuz etkiliyor. Özellikle de siyasi istikrarını kuramamış, politika çerçevesini iyi geliştirememiş ülkeler bu ortamdan daha fazla olumsuz etkileniyorlar. Türkiye'nin ise burada yakaladığı bir şans var bakın. Güçlü bir siyasi istikrarı var. Çok iyi bir reform hazırlığı var. Bunlarla birlikte Türkiye diğerlerinden daha hızlı bir şekilde büyüme imkanına sahip. Evet. Potansiyel büyümemizi daha üst düzeye çıkarma imkanına sahibiz. Böylece aradaki farkı da kapatma imkanımız var. Yani gelişmiş dünyayla diyelim veya dünya ortalamalarıyla
aramızdaki farkı kapatma ve Türkiye'yi hedeflerine taşıma imkanımız var. Evet. İşte bu 4 yıl bu anlamda çok kritik 4 yıl. Bunu heba etmememiz lazım. Hiç boş tartışmalara girmeden, polemiklere saplanmadan, kısır çekişmelere girmeden bizim milletimizin ihtiyaçlarına, ülkemizin ihtiyaçlarına yoğunlaşmamız lazım. Ekonomimizi nasıl daha rekabetçi hale getiririz? Katma değeri yüksek nasıl bir ekonomi inşa ederiz? Teknolojide nasıl daha üst bir teknolojik sınıfa yükseliriz? İnsanımızın donanımını, iş gücümüzün, beşeri sermayemizin niteliğini nasıl daha fazla arttırırız? Her alanda verimliliğimizi nasıl daha fazla geliştiririz? Büyük projelerimizi, altyapımızı nasıl daha ileriye taşırız? Buralara yoğunlaştığımız zaman ben inanıyorum ki çok kısa bir süre içinde bunun farkını hep birlikte göreceğiz. Evet. Nasıl ki son 13 yılda çok farklı bir Türkiye inşa edildiyse önümüzdeki 10 yıl içinde de inşallah 2023'e giden süreçte çok farklı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Evet, inşallah. Şimdi büyük bir projelerin, işte reformların olacağı aşikar. İnşa süreci bekliyor aslında Türkiye'yi. Önemli bir sürece girdik. Şimdi önümüzdeki günlerde önemli kritik bir toplantıya ev sahipliği de yapacağız. G20'ye burada değinmek istiyorum. Evet. Çünkü bir süredir Türkiye'nin Batı'yla işte ilişkileri iyi değil, Batı nezdindeki imajı da kötü şeklinde bir propaganda da bir taraftan yürüyordu. G20 ile ilgili hazırlıklar ne aşamada? Türkiye'de çok önemli liderlerin buluşacağı toplantıya ev sahipliği yapılması ne anlama geliyor? Şimdi G20 dönem başkanıyız biliyorsunuz. Evet. G20 deyip geçmemek lazım. G20 dünya ekonomisinin %85'inden fazlasını ifade eden bir topluluk. İçinde gelişmiş dünya da var. Çin gibi, Hindistan gibi işte gelişmekte olan dünya da var. Dolayısıyla G20 bir anlamda dünya demek. Yani çok az bir kısmı dışarıda kalıyor. Dolayısıyla bu yapıya Türkiye'nin başkanlık yapıyor olması gerçekten önemli bir prestij, önemli bir fırsat. Son dönemlerde bakanlar düzeyinde, teknik düzeyde birçok toplantılar gerçekleştirdik. En son Eylül ayında benim başkanlığımda bütün bu ülkelerin finanstan sorumlu bakanları, Merkez Bankası başkanları Ankara'da bir araya geldi. Şimdi de 15-16 Kasım'da zirveyi gerçekleştireceğiz. Çok başarılı bir dönem başkanlığından sonra bir zirveyle bunu taşlandıracağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bütün dünya liderleri, önemli liderler Türkiye'de, Antalya'da olacaklar. Dünyanın ekonomik gidişatı tartışılacak bu toplantılarda. Türkiye'nin dönem başkanlığında. Yine bölgemizdeki tabii hadiseler ister istemez mülteci meselesi, terör meselesi gündeme gelecek. Ama esas itibariyle tabii dünya ekonomisi, dünya ekonomisinin gidişatı, kalkınma gündemi, bütün bunlar tartışılacak. Türkiye bu dönem başkanlığında çok önemli bir performans ortaya koydu Nil Hanım. Belki bu seçimlerden, Türkiye'nin iç gündeminin ağırlığından dolayı yeterince bunu vatandaşımıza yansıtamadık belki ama gerçekten çok önemli bir başarı, performans ortaya koyduk. Türkiye'nin dönem başkanlığında 3 kavramı öne çıkardık. Nedir o kavramlar? Birincisi kapsayıcılık, kapsayıcı bir büyüme. Dünyada bir büyüme başladı ama bu yeterli değil, dengeli değil. Bir taraftan her bir ülkenin içinde kadınlar, gençler başta olmak üzere, KOBİ'ler başta olmak üzere, az gelişmiş bölgeler başta olmak üzere daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir büyümeye ihtiyaç var. Dünyada da en az gelişmiş ülkeler veya geliri en düşük ülkelerle gelişmiş dünya arasındaki farkın kapanması lazım, azalması lazım. Bunu Türkiye bu platforma taşıdı ve bu kavram sahiplenildi gerçekten. İkincisi uygulama. Herkes neyin yapılacağını, neyin yapılması gerektiğini iyi kötü biliyor aslında. Dünyanın ihtiyacı neyin yapılması gerektiği noktasında değil. Bu yapılması gerekenleri uygulama iradesi gösterip gösterememe meselesi. Dolayısıyla uygulamayı biz ön plana aldık. Burada da yapısal reformları vurguluyoruz. Para politikaları, maliye politikaları bunlar hepsi iyi ama yetmez diyoruz. Yapısal reformlarla dünya daha iyi bir noktaya gitmeli diyoruz. Burada da 1000'in üzerinde G20 ülkelerinin taahhütleri ortaya kondu. Bunları izleme mekanizmaları oluşturduk. Ve Türkiye dönem başkanlığında bu uygulama kavramı çok güç kazandı. Üçüncü kavramımız ise yatırım.
Dünyada şimdi niçin daha az üretim, daha az istihdam var? Yeterince yatırım gerçekleşmediği için. Bununla ilgili olarak da bir taraftan her ülkenin kendi yatırım planlamasını, stratejilerini hazırlamalarını istiyoruz. Diğer taraftan yatırımlarla ilgili yeni finansal enstrümanlar geliştirelim diyoruz. İslami finans dahil olmak üzere bu konuları G20'nin gündemine taşıdık dönem başkanlığı olarak. Ve daha uzun vadeli altyapı yatırımlarını nasıl daha iyi finanse ederiz? Bu güven ortamını, istikrar ortamını nasıl pekiştiririz? Yatırımcılar için öngörülebilirliği nasıl güçlendiririz? Bütün bunları G20 gündemine taşımış olduk. Kamu özel işbirliği modellerini aynı şekilde Türkiye olarak bu platformlara taşıdık ve gerçekten bütün bu başlıklar da sahiplenildi. Hem evet, uluslararası kuruluşlar tarafından hem G20 üyeleri tarafından. İnanıyorum ki zirvede çok başarılı bir şekilde geçecektir. Bütün bu kavramlar yeniden bu zirvede en üst düzeyde ele alınacaktır. Evet, inşallah diyelim çünkü çok önemli başlıklar. Hakikaten birazcık seçim gündeminin yoğunluğuyla çok irdelenmeyen bir konuydu ama bu başlıkların toplantı gündemine girecek olması çok anlamlı. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi piyasalar açısından şöyle bir iki cümleyle değerlendirecek olursanız 1 Kasım seçimlerinin neticesi nasıl bir hava oluşturdu? Çok çok olumlu. Yani 1 Kasım sadece insanları psikolojik olarak rahatlatmakla kalmadı. İnsanlar bunu yaptı bir defa. Yani evet, bize oy versin vermesin. Ben toplumda bunu görüyorum. Bir rahatlama oldu. İnsanların yüzleri gülmeye başladı gerçekten. Aynı şekilde ekonomiye de çok olumlu bir yansıması oldu ve olacak inşallah. Çünkü belirsizlik ekonominin düşmanıdır Nil Hanım. Yatırımların düşmanıdır. Çok önemli bir husus, evet bu. Belirsizlikleri yok ettiğiniz zaman, öngörülebilirlik sağladığınız zaman iş adamları, yatırımcılar da harekete geçiyorlar. İstikrarın, güvenin olduğu bir ortamda, belirsizliğin azaldığı, öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda yatırımlar da artıyor. Yatırımlar artınca üretim artıyor, istihdam artıyor, ihracat artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem siyasi istikrarla birlikte yatırımların, üretimin, büyümenin daha çok artacağı bir dönem olacak inşallah. Evet. Bunu bir de reformlarla pekiştirdiğimizi düşünün. Yani siyasi istikrar, belirsizliğin azaldığı bir ortam, güvenin arttığı bir ortam, artı reformlarla gelecek perspektifinin evet, güçlendiği bir ortam. Bütün bu ortamda Türkiye artık çok daha güçlü bir ekonomik perspektife sahip. Potansiyel büyümemiz inşallah çok daha yukarılara çıkacak ve önümüzdeki yıllarda Türkiye daha hızlı büyüyecek diye yürekten inanıyorum. Evet, inşallah diyelim. Ben birazcık bölgeyi de konuşalım istiyorum bu 1 Kasım çerçevesinde. 1 Kasım seçimleri 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süreçte AK Parti'ye daha önce HDP'ye oy veren kitleden ciddi oranda bir oyun geldiği anlaşılıyor. Doğru. Demin ifade ettik, diğer partilerden de var ama ben birazcık HDP'yi irdelemek istiyorum. Yani Kürtlerin bu geçmiş dönemde yakın zamana kadar bir çözüm süreci devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine birkaç gün önce Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni ifade etti, bu ifadeyi kullandı. Kürtlerin devletten, hükümetten beklentileri var ve umudu var. Çünkü yakın zamanda bir çözüm süreci her ne kadar PKK tarafından bitirilmiş olsa bile hala bir umut taşıdığını söyleyebilir miyiz? Nasıl bir okuma yapabiliriz? Neler var bu oy değişiminin altında? HDP'nin ciddi anlamda bir oy kaybına uğradığını, özellikle Doğu Güneydoğu'da oyların düştüğünü hep birlikte gördük bu seçimlerde. Ve kısa bir süre içinde bu gerçekleşti. Bunun gerçekten iyi analiz edilmesi lazım. Ben burada temel faktörün şu olduğuna inanıyorum. HDP'ye oy veren seçmen 7 Haziran'da önemli bir kısmı işte meclise gidilecek, huzur için, barış için, bölgenin huzuru için bir çalışma sergilenecek şeklinde bir beklenti içindeydi. Ancak 7 Haziran'dan sonra maalesef HDP terör karşısında, şiddet karşısında toplumun beklediği net tavrı ortaya koyamadı diye düşünüyorum. Yani siyaseti şiddetin, terörün önüne koyan, terörü, şiddeti net bir şekilde dışlayarak siyasi kanalları güçlendiren bir tavır geliştiremedi. Bir siyasetsizlik ortaya koydu. Ve bunun da ben toplumda önemli bir kırılmaya yol açtığını düşünüyorum. Özellikle Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanlarda.
Diğer taraftan tabii güvenlik koşullarının geçmişe göre iyileşmiş olmasının da seçmen davranışlarında bir etkide bulunduğunu düşünüyorum. Maalesef geçen seçimlerde sandık güvenliğinde çok daha ciddi problemler yaşanmıştı. Bu seçimde çok şükür nispeten daha iyi bir ortam gördük. Ha yine mükemmel miydi? Değil. Ama geçen 7 Haziran'a göre çok daha güvenli bir seçim yaşadık. Bunun sonuçlarını da sandıklarda gördük gerçekten. İşte bundan mutlaka HDP'nin de dersler çıkarması gerekir diye inanıyorum ben. Yani toplum artık özellikle doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımız çok büyük bir kısmı gerçekten artık yeter diyor. Yani bu kadar terör, şiddet ve en büyük bedelini, en büyük acısını da orada yaşayan her insanımız ödüyor. Her zaman için evet onlar ödüyor. Yaşam kalitesi düşüyor, iş ve yatırım ortamı büyük darbe yiyor. Çoluk çocuğunun geleceğini emin adımlarla oluşturamıyor insanlarımız. Gençler özellikle işsiz kalıyorlar, yoksulluk artıyor. Bütün bu bedelleri o bölgede yaşayan insanımız ödüyor. İşte şimdi artık herkesin buna bir dur demesi lazım. Bu hendekleri kazanlara dur demek lazım. Yatırımlara saldıranlara dur demek lazım. İnsanımızın canına kastedenlere dur demek lazım. Trafik polisinden ambulansa kadar bir takım işte saldıranlara dur dememiz lazım. İşte bunu beceremezseniz, bunu yapmazsanız toplum da size karşılığını verir diye ben düşünüyorum. Burada başbakanımızın hatırlarsanız Suruç'tan sonra gelin bütün partilerle bu teröre ortak bir tavır gösterelim demişti. Evet ama onu beceremediler. Maalesef diğer partiler bulmadı. De bu karşılık keşke bulsaydı. Maalesef bulmadı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bütün partiler bu konularda birleşirler. Ben bunu yürekten temenni ediyorum. Hepimizin bazı konularda birleşmesi lazım. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bazı konularda ortak tavır sergileyebilmeliyiz. İşte onlardan biri bu terör hadisesi. Kim yaparsa yapsın, hangi gerekçeyle yaparsa yapsın teröre ilkesel bir şekilde karşı çıkmamız ve lanetlememiz lazım. Bunu beceremediğimiz sürece bu toplum bu hastalıkla maalesef yaşamaya devam edecek ve bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Yine bu seçimler şunu gösterdi Nil Hanım. Doğuda, güneydoğuda yaşayan insanlarımız veya Kürtler, Zazalar tek tipçi bir anlayışı hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Bunu görmüş olduk. Burada bir çoğulculuk var. Herkes HDP'li falan değil. Herkes belli bir partiden yana değil. Yani HDP herkesi temsil ediyorum gibi bir hava içinde siyaset yapmaya çalışıyor. Bunun da gerçeklerle bağdaşmadığını bir kez daha görmüş olduk. HDP kendisine özgür iradesiyle oy verenleri ancak temsil edebilir. Evet. Türk veya Kürt, Güneydoğu'da yaşayan veya yaşamayan. Güneydoğu'da, doğuda yaşayan insanlar arasında bir çoğulculuk var. Değişik etnik yapılar var, inanç grupları var, siyasi görüşler var. Bu çoğulculuğu bizim daha fazla görmemiz lazım. Aslında demokratikleşme sürecimiz açısından da, huzur ortamı açısından da bu önemli. Evet. Diğer yandan milli birlik, kardeşlikle ilgili de şunu söyleyebilirim. Hükümetimizin politikası çok açık ve net. Bir taraftan kamu düzenini sağlama konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Terörle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama diğer bir taraftan yandan, da diğer yandan da demokratik kazanımlarımızı da titizlikle koruyacağız ve geliştireceğiz. Burada da tüm toplum bizim muhatabımızdır ve milli birliğimizi, kardeşliğimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye hiçbir zaman o eski dönemlere dönmeyecek. Türkiye artık çok farklı bir noktada. Bazılarının zihinleri hala o eski Türkiye'de olsa da özellikle bazı kesimler Türkiye'yi o eski Türkiye'ye dönüştürmeye çalışsa da Türkiye asla o geçmişe dönmeyecek, yoluna devam edecek. Hem daha güvenli, emniyetli bir ülke hem daha demokratik bir ülke olacak. Evet, burada Türkiye'nin işte 90'lara ya da eski Türkiye'ye dönmemesi konusunda herhalde hükümetin, devletin kararlılığı ama bununla birlikte bunun toplumda teveccüh bulması da çok etkili i̇şte bir bu, husus. Bu seçim sonuçları bunu da gösteriyor. Evet. Aslında AK Parti'nin bu belirlediği tavrın, politikanın toplum tarafından da onaylandığını gördük. Benimsendiğini gördük bu 1 Kasım seçimlerinde. Yani biz ne gerekiyorsa halkımız için bu süreçte de yaptık. Sorumluluktan kaçmadı AK Parti. Yapması gerekeni yaptı. Bu şey ara dönem diyelim. 7 Haziran'dan sonraki dönemde de gerçekten ciddi bir siyasi sorumluluk gösterdik. Hiçbir boşluk bırakılmadı, yönetim boşluğu. Ve en temel kararlar noktasında da
ne gerekiyorsa yapıldı. Bunun da ben toplumdan ciddi bir karşılık gördüğüne inanıyorum. Evet. Bir tarafta bunlar yapılırken öte yandan PKK'nın da barajları, yolları, bölgede yaşayan Kürt işte vatandaşların, Zaza vatandaşların gittiği, hizmet aldığı hastaneleri hedef alması da herhalde onların o söyleminin samimi olmadığını da bir ispatı oldu işte, bölge halkının nezdinde. Çok doğru. Nezdinde. Samimiyetin göstergesi nedir Nil Hanım? Söylediğiniz sözle davranışınızın uyması. Evet. Bu bir taraftan silahlar patlarken, hendekler kazılırken, yatırımlara saldırılırken mesela barış ve demokrasi sözünün bir anlamı kalır mı? Kalmaz. İçini boşaltmış olursunuz bu kavramları. Herkesin samimi olması lazım. Herkesin toplumla kurduğu diyalogda samimi ve gerçek neyse, hakikat neyse ona göre toplumun karşısına çıkması lazım. Toplumun gözünden artık bir şey kaçmıyor. Belki belli algı operasyonlarıyla bir süre toplumun gözünü boyamaya çalışabilirsiniz ama eninde sonunda toplum samimiyeti görüyor. Söylediğiniz sözle, ortaya koyduğunuz politikayla gerçekliği mukayese ediyor. Ve buna baktığımızda da şunu görüyoruz. Demokratik siyasetle silah aynı anda olmaz. Artık bu silahların gündemden çıkması lazım. Hem bir taraftan silah olacak, yasa dışı bir yapılanma olacak, halk üzerinde baskı olacak, tehdit olacak. Bir taraftan da demokratik siyaset diyeceksiniz. Bu ikisi aynı anda olmaz. Bunu artık bu önümüzdeki dönemde çok net bir şekilde göreceğimize ben inanıyorum. İnşallah silahlardan, terörden, şiddetten arınmış bir Türkiye içinde, huzur ortamı içinde hem ülkemiz daha çok büyüyecek hem de o bölgede yaşayan insanlarımız çok daha mutlu ve müreffeh olacaklar. Farklılıklarımızı yok etmeden, evet, onları bir zenginlik olarak kucaklayıp, hak ve özgürlüklerimizi daha da geliştirdiğimiz bir ortamda, demokratik standartlarımızı yükselttiğimiz bir ortamda Türkiye büyüyecek ve bütün bölgelerimiz büyüyecek inşallah. İnşallah. O kadar güzel temennide bulundunuz ki amin dememek, katılmamak mümkün değil. Vaktimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve kıymetli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Anlamak için programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.